Tarih 12 Haziran 2013. Büyük bir K-pop grubunun doğuş tarihi. Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugün BTS 10. yıl özel yayınını açıyoruz. Hadi başlayalım. Biliyorsunuz ki BTS dünya genelinde oldukça popüler bir K-pop grubu. Bu grubun yükselişini hiç kimse durduramaz ki bunu zaten biliyoruz. Daha önce BTS ile ilgili farklı videolar çektim. BTS K-pop mucizesini 2 tane bölüm çektim. Şu an 3. bölüm hazırlıkları yapılıyor. Onunla ilgili MFD stüdyo ekibiyle stüdyo amirleriyle de gerekli görüşmeleri sağlayacağız. Şimdi gelin BTS'in tarihine. BTS Korece Bangtan Sonyeon'un yani kurşun geçirmez izcilerin kısaltması o. 12 Haziran 2013 tarihinde No More Dream adlı ilk şarkıları ve ilk albümleri olan Too Cool, For School adlı bir albümle çıkış yapmışlardır. Üyeleri 7 tanedir. Birincisi grubun en büyüğü olan Kim Seok Jin ya da sahne adıyla Jin. 4 Aralık 1992 doğmuş. Şu an askerde, biliyorsunuz Jin askere gitti. Kuzey Gyeonggi'deki Yeoncheon askeri üssüne gitti. Askerde. İkincisi Min Yoongi, Suga, August D olarak da tanıyan diyenler var. Kendisine 9 Mart 1993 rapçi. Jin vokal, Suga rapçi. Üçüncüsü Jung Hoseok ya da sahne adıyla J-Hope. 18 Şubat 1994 doğumlu. O da askere gitti. Bir Bangtan Bam videosunda görmüştüm. Hoseok'un askere gittiğini ve rapçi. Şimdi gelelim benim bir yazıma. Kim Namjoon. Diğer adı sahne adıyla RM ya da önceki sahne adı Rap Monster. 12 Eylül 1994 doğumlu. Grubun lideri ve baş rapçi. Şimdi gelelim en çok sevilenlere. Park Jimin ya da sahne adıyla Trick Jimin. 13 Ekim 1995 yılında rap, vokal. Onun narin ve tatlı sesini duyabilirsiniz. Blood, Sweat and Tears, Yet to Come, Idol, Dynamite bu şarkılarında falan hep görüyoruz. Jimin'in sesini. Jimin erkek fakat kız gibi ses çıkıyor. Ben mesela Blood, Sweat and Tears dinledim. Eski sevgilimin en sevdiği BTS şarkısını dinledim. Onda bile şey oldu ya. Onda bile öyle ses çıktı. Narin ve tatlı bir ses çıktı. Şimdi gelelim en önemlilerden birine. Kim Taehyung ya da sahne adıyla V. V adını nasıl aldı şunu söyleyeyim. Başta Big Hit Entertainment ona Six ve Lex isimlerini önermişti fakat hepsini reddetti. O yine Victory yani İngilizce'de zafer kelimesinin baş harfi olan V harfini aldı. O dünden beri de sahne adı V. 30 Aralık 1995 doğumlu. Vokal. Şimdi gelelim grubumuzun en küçüğüne, maknesine. John Jungkook ya da kısa adı sahne adıyla Jungkook. 1 Eylül 1990 doğumlu. Vokal. Hepiniz Jungkook seviyorsunuz değil mi? Ben önüme gelen suyla kıza sordum. Önüme gelen bütün kızlara bir aslarını sordum. Jungkook çıktı en çok. Yani şimdi Jungkook da iyi ama adamı zaten dövmesinden piercingle tanıyabilirsiniz. Bakın şu dudağında piercing var. Tamam, Weverse canlı yayınında gördüm ilk olarak ben piercingi. Weverse canlı yayınında Jungkook'u 25. yılı doğum günü kutlanıyordu. Jin onun pastasına üzüm koyuyordu. tabii ki. Şimdi bakalım bu üyeleri öğrendik. 7 tane üyesi var. İkisi şu an askerde. Farklı şarkıları var mesela. I Need You, Blood, Sweat and Tears, DNA, Dynamite, Fake Love, Idol. Başka ne var? Butter, Permission to Dance, Yet to Come. Ne var? BTS bütün olarak en son Yet to Come'ı çıkardı. Çünkü Yet to Come'dan sonra Jin askere gitti. Ondan sonra J-Hope askere gitti.
Big Hit Entertainment büyük olmasa bile BTS sayesinde bayağı büyüdü. Valla BTS o kadar iyi ki Güney Koreli telefon şirketi Samsung bile onlarla işbirliği yaptı. Öyle ki 2020 yılında çıkan Galaxy S20 serisinde bir telefon daha eklendi. Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition. Hangisi daha iyi 10. bölümde Samsung Galaxy S20 Fan Edition ile Samsung Galaxy A80 Blackpink Edition'ı paylaşacağım. Ancak bunu 8 Ağustos'ta yani Blackpink'in doğuşunun 7. yılında yayınlamayı düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Başka ne var? Galaxy Buds Plus BTS Edition. Buds Plus BTS Edition. O da BTS için çıkmış. Galaxy Buds serisinde bir Bluetooth kulaklık. İşte durum böyle arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. 2022 yılında BTS solo çalışmaya başladığından Big Hype Corporation'ın parası düştü. 1,5 milyar dolar falan zarara uğradılar BTS'in çekimleri yüzünden. Samsung'un da BTS'le beraber yapacağı farklı projeler vardı ama Mobile iptal olmuş olabilir. Tabii şu an BTS ile ilgili düşüncelerinizi isterseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bugün 12 Haziran 2023 Bangtan'ın 10. yılı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mutlaka biyaslarınızı ve düşüncelerinizi yazın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle selamlıyorum size. Beni buradan izleyen armilere teşekkürler. Ancak video henüz bitmedi çünkü farklı şeyler, farklı bilgiler. Mesela BTS'in hayran kulübü Army. İngilizce'de ordu demek. Ve Army'nin açılımı ise şu. Gençlik için genç temsilci sevimli MCC miydi neydi? Şu gizli hazineme tekrar bakayım. Oradan Army'nin ne demek olduğunu anlayabiliriz. Ne diyor? Sınav mı öğrenci olacak? Yok. Blackpink değil. İşte BTS. Lisa bilmeden Türkçe konuştu videosunda da bunu kullanmıştım. Çekil abi. Onlar Pop'un prensleri, K-Pop'un kralları. İlk çıktıkları andan bu yöne de en iyi müzikleri dinleten sergiledikleri performanslarla bu şekilde tanımlamayı fazlasıyla hak ediyorlar. BTS 2010 yılında Big Hit Entertainment stüdyosu Bang Si-hyuk'un Seul'deki müzik çerçevelerinde iyi tanınan bir rapçi olan RM ya da asıl adıyla Kim Namjoon etrafında bir hip hop grubu oluşturma istemesiyle kuruldu. Seçen 7 grup üyesiyle birlikte yaşadılar. Bazen günde 15 saat pratik yaptılar ve ilk kez 2013'te küçük bir kalabalığın önünde performans sergilediler. 12 Haziran 2013'te BTS ilk tekli albümleri Too Cool For School'u ve No More Dream adlı şarkıyı yayınlayarak resmen çıkış yaptı. O zamandan bu yana yollarında istikrarlı bir şekilde ilerleyen grubun dünya çapında dev bir hayran kitlesi oluştu. Grubun Army işte açılımı burada yazıyor. Yani gençlik için sevimli temsilci MC olarak bilinen geniş, son derece organize bir hayran topluluğu var. 40 milyondan fazla Army üyesi, grubun sosyal medya kanalına abone ve 30 milyona fazla resmi BTS sosyal medya hesabını takip ediyor. Başlangıcından bu yana BTS, büyük ölçüde RM ve Suga'nın yeraltı rapçileri olarak geçmiş etkisi hip hop'ı müzikal temelleri olarak kabul ediyor. 2016'da Blood, Sweat and Tears'ın yayınlanması BTS'in hip hop'tan pop grup geçtiğini zannedildi. BTS hip hop'ta köklerini korurken çeşitli albümlerinde de rap, jazz, hip hop, EDM, mumbahton, yavaş dans baladları, emo rap, afro pop, funk, trap ve disk denemeleri yaptılar. Grup üyeleri Venus Stigma şarkısındaki Neo Soul ve Jimin'in Lie şarkısındaki R&B gibi solo parçalarda farklı türlü keşfettiler. Kendi sözlerinin çoğunu kendi yazan grup, evrensel konular hakkında hayranlarının kalbine dokunan, onlarla bağ kuran sözler söylüyor. BTS adı kurşun geçirmez izciler anlamına gelen Korece Bangtan Sonyeondan ifadesinin kısaltmasıdır. Temmuz 2017'de BTS Beyond the Scene
yani Türkçesiyle sahnenin ötesinde manasında Mersin elinden açıkladı. BTS grubunun üyeleri Kore kültürünün yayılmasına katkılarından dolayı Güney Kore eski devlet başkanı Moon Jae-in tarafından 5. sınıf Hwangwan kültürel liyakat nişanıyla ödüllendirildi. Ve yine Güney Kore eski başkanı Moon Jae-in tarafından 2021 yıl Temmuz ayında Güney Kore'nin diplomatik çabalarını geliştirmeye için gelecek nesiller ve kültür için özel başkanlık elçisi olarak atandı. BTS'in tüm üyelerinin askeri hizmet yükümlülüklerini tamamlamasının ardından 2025'te yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. ARMY umutla ve sabırsızlıkla onları bekliyor. Biraz uzun oldu, o sırada sürenin ne kadar olduğunu tahmin edemedim. Gerçekten süre akıp gitmiş. Bakın burada üyelerin hayatları yazıyor. Bakın ilk başta RM, Suga. Şimdi döndürelim şurayı. J-Hope, Jin, Jimin, V, V. Tabii grubumuzun en küçüğü makineti Jungkook. Burada Foryot adlı bir tane şey var. Muhtemelen şarkı sözleri. BTS'in haberleri var. 10. yıl özel haberleri okuyorum. Haziran 2022'de grup solo projelerine odaklanmak için grup faaliyetlerini geçici olarak askıya aldığını duyurduğunda Hype Corporation hisselerinin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 700 milyon Amerikan doları düştü. Grubun ajansı Big Hit'in sahibi Hype Corporation sonraki açıklamada BTS'in dağılmadığı veya ara vermediğini ancak grup etkinliğine devam ederken şirketin tam desteğiyle bireysel kariyerlerini aktif olarak ilerleteceğini açıkladı. Suga, 9 Mart 2023'te Güney Koreli yardım kuruluşu Save the Children'a Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan battaniye, şilte ve okul malzemesi satılması için 100 milyon İngiliz sterlini bağışladı. Biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler oldu ve 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bu bizim için çok üzücüydü. Sadece Suga değil, J-Hope ve Jimin de bağış yaptı. Şimdi bize diyorlar bir de çok kötüsünüz falan diyorlardı. Of, hiç bir yardım etmiyorsunuz falan diyorlar bunlara. Yalan abicim. Yalan kardeş. Gerçekten. Evet. Jungkook biliyorsunuz Dreamers şarkısını çıkarmıştı 20 Kasım'da. Katar şarkıcı Fahad El Kubeysi ile beraber 2020 Katar Dünya Kupası açılış töreninin sahnenin ilk Güney Koreli sanatçıydı. V 2023 yemek dizisi olan seyahat dizisi Genius Kitchen'da Park Seo-joon ve Choi oyuncu olarak yer aldı. Dizi 23 Mart'ta yayınlanmaya başladı. Bir dakika bulacağım şunu. Zombi Dedektif, Midnight Runners, Proof. Yok sanırım yok. Olmaz. Evet. 2023 Nisan ayında Suga ilk bir resmi bireysel turuna çıkacak. Amerika Birleşikleri, Endonezya, Tayland, Singapur, Güney Kore ve Japonya'daki şeyleri de çıkacak. Jimin'in ilk solo albümü Face çıktı. Like Crazy yayınlandı. Şubat 2023'te Kore UNICEF Komitesi aracılığı ya Türkiye Suriye'de bir çocuklara acil yardım için 100 milyon won mu ne bağış falan yapmış. Ya bir de o kadar kötülüyorsunuz onları. BTS şudur, BTS budur, onlar hiçbir şey değil falan diyorsunuz. Adamlar aşırı derecede haksızlık ediyorsunuz. Ya sana ne, sana ne? BTS sevmiyorsan, biz BTS seviyoruz, karışma. Sana ne? İstersek dinleriz, istersek dinlemeyiz, sana ne? Böyle diyeceksiniz işte. ARMY'ler, özellikle ben sizi şöyle cesaretlendireyim. Önünüze çıkan bir hater'a mutlaka bunları söyleyin. Nefret ediyorlarsa, boş verin gidin. Böylelikle gerçekten bir BTS özel 10. yıl özel yayınını burada kapatıyoruz. Önceden ARMY'den dolayı, yani hayran grubu ARMY'den dolayı kapatamadık, şimdi kapatabiliriz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın ve sevgiyle kalın ARMY'ler. Hepinizi çok seviyorum.